Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Mersin Milletvekili Sayın Alpay Antmen. Buyurun. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Değerli milletvekilleri, siyasi bir konuşma hazırlamıştım. Siyaseten bu teklifle ilgili olarak, özellikle çoklu baro ile ilgili olarak bu projenin 2013 yılında FETÖ tarafından getirildiğinden başlayıp siyaseten görüşlerimi açıklayacaktım. Ama gelinen bu noktada 1998 yılından beri Mersin Barosu'nun bütün kademelerinde görev yapan, iki dönem Mersin Barosu Başkanlığı görevini yürüten, bu da benim için hayatımdaki en büyük onurlardan biridir. Bir baro başkanı, bir hukukçu, bir milletvekili olarak size gecenin bu saatinde teknik olarak bir şeyler anlatmak istiyorum. Değerli arkadaşlar, bu kanun teklifi komisyona ilk geldiğinden itibaren 5 gün boyunca yaklaşık 50-55 saat konuşuldu, anlatıldı. 1250 sayfa tutanak tutuldu. 300'e yakın milletvekili konuştu. Belki sizi çok üzen konuşmalar da oldu. Siyasetçi olarak değil, lütfen bir hukukçu olarak dinleyin beni. Bir tek grup dinlenmedi burada. Baro başkanları. Baro başkanları, bakın, Ankara'ya geldiler. Dayak yediler. Enterne edildiler. Polis kalkanların önünde durdular. 26 saat sıcakta ve ardından yağmurda. Bu bir Anadolu Barosu Başkanı. Bu bir Anadolu Barosu'nun başkanı. Bölmeyi düşünmediğiniz bir baro başkanı burada. Bakın, lütfen bakın. Bir baro başkanı görevi yapmış bir hukukçu olarak söylüyorum. Bu da meclisin önündeler. Neden bu arkadaşlarımızın, bu baro başkanlarının görüşlerini almadınız? 80'i çoklu baroya hayır diyor. Baro başkanlığı yapmayan, baronun kapısından içeri girmeyen, baronun ne olduğunu bilmeyen hatipler burada gelip Anadolu barolarına laf ediyor. Edemezsiniz arkadaşlar. Bir baro başkanı barosunun listesini yaparken, yönetim kurulu listesini yaparken siyasetten önce herkesin orada temsil etmesini düşünür. Aksini iddia eden varsa Anadolu Baro Başkanlarına sorun. Gidin kendi illerinizin baro başkanlarına sorun. Ankara, İstanbul, İzmir barosunu böleceğiz. Ne yapacaksınız bölünce? Ne işinize yarayacak? Vesayet altına alacaksınız. Sayın Vekil doğru söylüyor. Ama alamayacaksınız. 130 bin baro üyesi avukatın yaklaşık 120 bini ayrı ayrı size muhalefet edecek. Bundan vazgeçti. Bunlar önemli değil. Değerli milletvekilleri, ben bir baroya 20 yıl emek verdim. Baronun kapısından geçmeyen arkadaşlarımız gelip burada ahkam kesiyorlar. Bu proje FETÖ projesi diyoruz. Çoklu baro projesi diyoruz. Bu proje Hitler Almanya'sı 1933'te uygulandı ve ondan sonra Almanya'nın halini gördünüz diyoruz. Bunlar önemli değil. Siz burada baroları böleceğiz derken sadece Ankara, İstanbul, İzmir'i böleceksiniz. 77 tane baroyu bölemeyeceksiniz. Sayıları yetmeyecek ama 80 baro buna karşı. Neden dinlemiyorsunuz? 3 tane baro başkanı dönüşümlü olarak komisyonda gelelim, açıklama yapalım dediler. Hayır dediniz. Neden gerçekleri lafın sahibi, sözün gerçek sahibinden dinlemeyi göze almadınız? Dediniz ki bugün avukatlık kimlik kartlarını göstersinler, gelsinler, karşıda locada otursunlar, bizi dinlesinler. Arkadaşlar, baro başkanları diyor ki, söz söyleyeceğimiz zaman bizi dinlemediniz. Şimdi hukukun, avukatlığın, baroların cenaze namazının kılındığı yerde gelip izleyici olmayacağız, buna ortak olmayacağız. Bir mektup gönderdiler sizlere veya gönderecekler. Bunu okumamı istediler. Ama sizin bu kanununuzu legalleştirmemek için bunu okumayacağım. Siz okuyun. Barolar çığlık çığlığa. Baroları böldüğünüz zaman hukukun üstünlüğü ilkesi zedelenecek. İnsan hakları zedelenecek. Karaman'da o rezalet tespiti vermeyeceğim burada refüze olmayın diye. Ben oradaydım zamanında.
o çocuklara tecavüz eden şerefsizin karşısında barolar olmayacak. Özgecan Aslan cinayetinde Mersin'deydim. Binlerce avukat orada, çağrının üzerine geldi, orada mağdurun yanında oldu. Onlar gelemeyecek. Utanın, bu utan size yeter. Baroculuğu bilmiyorsunuz, baroları bilmiyorsunuz. A'dan Z'ye, A'sını da bilmiyorsunuz, Z'sini de bilmiyorsunuz. Defalarca söyledik, defalarca söyledik. Kıyafet serbestisi. Eyvallah, kimse kimsenin kıyafetine karışamaz. Ama bu kıyafet serbestisi, oraya bikiniyle veya mayoyla veya şortla gelen avukatı engellemeyecek. Utanın bundan. Çoklu baroyu anlattık, 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 anlatmaya devam edeceğiz. Diyoruz ki biz komisyonda, arkadaşlar teknik bazı hatalarınız var. Biz bu kanunuza destek vermeyelim diyoruz ama içimiz sızlıyor. Bir baro başkanı olarak anlatıyorum. Diyorum ki 17. madde görevden ayrılan baro başkanı için ayrı seçim yapılması gerekiyor. Çünkü baro başkanları 10 yıl kıdemli avukatlardan seçilir. İnsanlar baro başkanına güvenerek oy verir. Kendisini korusun diye oy verir. Kollasın diye oy verir. Ayrım yapmasın diye oy verir. Ama yönetim kurulu üyeleri 5 yıllık kıdemli avukatlardan olur. Eğer sizin bu teklifiniz geçerse ne olacak? İçinde 10 yıl kıdemli bir avukat yoksa o baroda başkan nasıl seçilecek? Bunu bile düşünmemişsiniz. Çünkü bilmiyorsunuz. Baroları tanımıyorsunuz. Barolardan nefret ediyorsunuz. İntikam almak istiyorsunuz. Bunun altında kalacaksınız. Gelin bu 17. maddeyi düzeltin. Teklif metninden çıkartın. Hayır. Neden? Neden? Doğru değil. Kanun ruhuna aykırı. Hayır. 18. madde. Delege sistemi. Çok konuşuldu. Ardahan Barosu ile Antalya Barosu'nu eşitlediniz. Çünkü her baro eşit olsun. Değerli arkadaşlar, hiç barolar birliği seçiminizde bundan var mı? Bir sayın eski baro başkanı milletvekilimizi tenzih ederek söylüyorum. Eğer bir barolar birliği başkanı Anadolu'nun hassasiyetlerini gözetmeden liste yapıyorsa o seçilemez. Özdemir Özok, Allah rahmet eylesin, ona burada laf atıldı. Ben şunu söylüyorum, Özdemir Özok çekilmedi. Anayasa Mahkemesi'nde görevlendirildi. Ben CHP üyesiyim, bu görevi kabul edemem, tarafsızlığıma leke sürülür dedi ve görevi kabul etmedi. Onurludur, karşısında saygıyla eğiliyorum. Bunu bile bilmiyorsunuz, bunu bile bilmiyorsunuz. Kime nefret hareket ediyorsunuz? Delege sisteminden vazgeçtim. Yapın. Metin Feyzioğlu benim arkadaşım ama onu seçtiremeyeceksiniz. 53 baro başkanı, 53 baro başkanı önce imza attı. 53, dörderden de olsa orada sizin dört delegenizle bile gelseler seçmeyecekler istediğinizi. Gülün. Son gelen iyi gülecek. Komisyonda da güldünüz. Size anlattık. Tarihi gelişimini anlattık. Tarihi gelişimden bile bir habersiniz. Hiçbir şey bilmiyorsunuz. Bildiğinizi de bilmiyorsunuz. Bilmediğinizi de bilmiyorsunuz. Devam edin. Devam edin. Adli yardım. Adli yardım biliyor musun sayın vekil? Bilmiyorsun. CVK sistemi nasıl çalışıyor biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. Bu sistemle 130 bin avukat arasında madde 20 öyle bir ayrım yapacaksınız ki altında kalacaksınız. CMK sistemi çökecek. Çökecek. Size bir şey söyleyeyim. 15 Temmuz hain alçak darbe girişiminden sonra 16 Temmuz'da o alçakların tutuklanması için ben Mersin'de savunma görevini üstlenmek zorunda olan yasa gereği avukat bulamadım. O CMK sistemi olmasaydı onlar tutuklanmayacaktı. Ya da adil yargılama hakkımız ihlal edildi diye bas bas bağıracaklardı. Baroların kıymetini bilin baroların. O 15 Temmuz'daki alçaklar da 16 Temmuz'da avukatımı istiyorum diye ağlıyorlardı. Allah onların belalarını verdi, verecek inşallah. Değerli milletvekilleri, yapmayın. Etmeyin. Bakın, illa baroların ayarlarıyla oynamak istiyorsunuz. Oynayacaksınız da bu kanunu çıkarttığınız zaman ne olacak? Ben size söyleyeyim, açık ve net, dürüstçe, siyaset değil. Ankara'da ve İstanbul'da bir tane kuracaksınız. Ahap, utanmadan, daha bu kanun çıkmadan marka patente başvuruyor arkadaşlar. Ne güzel, ticari marka, ticari. Ticaretleştireceksiniz. Hukuku ticaretleştirin, arabuluculuk özelleştirin. Devam edin. Türkiye'de hukuk kalmadığı zaman herkes bunun altında kalacak. Vazgeçin. 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 Devam edin. Bakın, biz bunu FETÖ için 2013'ünde söyledik. Benim demin hatip arkadaşım söyledi. 2013'te de aynı uyarıyı yaptık. Bu FETÖ projesidir dedik. Bunlar darbe yapacak dedik. Dinlemedin. Dinlemediniz.
Bunu da dinlemeyin. Devam edin. Hiç önemli değil. Hiç önemli değil ama göreceksiniz. Hukukun üstünlüğü zarar görecek. İnsan hakları, hayvan hakları, kadın hakları, çocuk hakları. Bakmaya kıyamadığınız o çocukları tecavüz edenlerin yanında kimse olacak mı? O çocuk hakları merkezleri, kadın hakları merkezleri. Buyurun toparlayın. Hukukun kalesidir. Sizler bu kaleleri yıkmak istiyorsunuz. Barolar, kadın hakları, çocuk hakları, insan hakları, hayvan hakları konusunda merkezleriyle, komisyonlarıyla bila ücret çalışıyorlar. Bunları yok edeceksiniz. Çoklu baro projesi. Çoklu baro projesi diyorsunuz. Bunun altında kalacaksınız. Göreceğiz. Bir tane baro mağdurun yanındayken diğer baro siyasi mülazalarla o tecavüzün yanında olacak. Göreceğiz. Daha da açık örnekler vermek istemiyorum. Bu örnekler daha da arttırılabilir. Bunları göreceksiniz. Bunları yaşayacaksınız. Bunları yaşadığınız zaman biz kandırıldık diyeceksiniz. Bakın bu FETÖ projesi, bu FETÖ projesini 15 Temmuz'dan önce sanki bir ironiymiş gibi buraya getirdiniz. 250 şehidin ailesine siz hesap verin. Size son söz. Bugünlerden yarına, bugünlerden geriye bir yarına gidenler kalır. Bir de yarınlar için direnler. Biz direneceğiz. Doğru yolu bulacağınıza emindim.